Mezanların yüzü suyu hürmetine Allah. Onu bize, sevdiklerine bağışla. Yokluğuyla sınama bizi. O iyileşecek. Ve siz kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Keşke iyileşsen. Normal hayatına dönsen. Ben yanında olmasam da olur. Sağlıklı yaşadığını, nefes aldığını bileyim yeter. Tek bir şans istiyorum Allah'ım. Tek bir şans. Ona çektiğim acıları unuttum. Sen iyileştin ya. Başka hiçbir şeyin önemi yok diyebileyim. Saçlarını da güzelce toplayalım, okulda dağılmasın. Çantaya baktım, her şey programına göre hazırlanmış. Aferin sana prenses. Birileri hala uyanamamış sanırım. Uyandım ya Ceylan abla. Gözlerinin uyandığının haberi yok galiba. Baksana sürekli kapanıp duruyor. Neyse bakalım. Yüzümüze sabah rüzgarı vurunca uyanırız. Montunu da giyelim. Gel bakalım. Burada buradan. Okuldan çıkarken son ders montunu giy, tamam mı? Koşturup terliyorsun. Hasta olursun. Beren? Odamdaydı. Ben alıp geleyim. Koş al gel. Biz de hazırlanalım. İso, senden çok iyi anne olur. Hem çok iyi bir anne hem de çok iyi bir eş. Allah karşına seni seven, değerini bilen birini çıkarsın kankam. Hak ediyorsun. Gel hadi çıkalım. Geç kalacağız. Hadi bakalım. Lan Yılmaz Efendi, lan sen kim oluyorsun da karımı rahatsız ediyorsun lan, ha? Herkes açık lan karşıma, gücün kadınlara yetiyor değil mi? Şimdi aç kulaklarını beni iyi dinle. İki saat sonra arka mahalledeki arazide ol, seninle kozlarımızı paylaşacak. Duydun mu lan beni? Şişt, alo, bana bak, eğer bir yere kaçarsan var ya, kaçtığın delikten seni çıkartır bunun hesabını sorarım ulan. Anladın mı? Lan çek kardeşim lan. Hadi kapat gel lan. Civan'ım. Aa, bir şey mi oldu? Kimle konuşuyordun öyle kızgın kızgın? Kimle olacak? Yılmaz denen denyoyla. Ne yaptın Raşit'im? Ay bulaşılır mı o adama? Asıl o bize bulaştı be. Ha? Lan karımı rahatsız edecek. Ben de öyle duracak mıyım lan? Raşit'im o laftan anlamaz ki. Ay niye arıyorsun? Anlatırız, anlatırız. Sen merak etme. Hallederiz. Sözleştik. İki saat sonra arka mahalledeki arazide buluşacağız. Karımı rahatsız etmek neymiş göstereceğim lan ben ona. Ay, ay ne yaptın sen Raşit'im? Ay o deli harcar seni. Ay öyle bildiğin bir deli değil. Sen kocanı çok hafife alıyorsun. Ne yapıyordun? Ha? Göreceğiz bakalım. Kim kimi harcıyormuş? Raşit'im, gel biz gidelim buradan. Az buçuk bir malımız var, satarsa var yeni bir hayat kurarız ha. Ay durmayalım buralarda, kaçalım gidelim bir an önce. Hayır efendim, biz kaçmayacağız. O buradan gidecek. Yok öyle. Ha, bir daha da lafımı ikiletme. Ay öyle mi diyorsun? Evet, öyle diyor.
Fife Hanım. Gece boyunca gözünüzü kırpmadınız. Keşke biraz uyusaydınız. İlkokula gidiyordu. İlk kırık notunu almıştı. Eve geldi. Sonra ortadan kayboldu. Benim kızacağımı bildiği için kaybolduğunu düşündüm. Haklıydı da. Kızacaktım. Kaçtı diye daha da kızdım. Bütün konak ayaktaydı. Her yerde Orhun'u aradık. Bahçede Üşra bir köşesinde buldum onu. Bütün ders kitaplarını alıp götürmüş. Ders çalışıyormuş. Benim oğlum şartlar ne olursa olsun hiç pes etmedi. Hep direndi. Kazanmak için savaştı. Şimdi yine direniyor. Fife Hanım, Orhun bu savaşı kazanacak. İnanın bana. Ben şimdi size yemeniz için bir şeyler hazırlattırayım, olur mu? Sonra da ilaçlarınızı içersiniz. İyileşecek. Ve siz kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Görüyorum. Uyandın mı sen? Uyandın. Çok şükür. İyisin. Yanımda mısın? Yanındayım. Hem de sonsuza kadar. Thank you.
gelmiş. Keşke gerçek olsaydı. Söyleyebilseydim sana içimden geçenleri. Raşit'im, ağaç ettin beni. Ay, gel artık. Raşit'im. Sen beni evde bekle. Ben birazdan geleceğim. Ay, beklerim Dalyan'ım. Beklerim Yağız'ım, evimin direği. Ay, sen yeter ki sağ salim gel. Ay, başka hiçbir şey istemiyorum. Güzel. Birazdan görüşürüz. Rabbim, sen kocama güç kuvvet ver. Tü 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 tü. Amin. Lan, öz düşmanıyım lan. Bekle lan, geliyorum. Demek sen afetime musallat olursun. Karımı rahatsız edersin ha. Sert kayaya çarptın oğlum sen. Raşit Dikmen'in bu alemde çözemeyeceği sorun, başını ezemeyeceği böcek yok la. Seni sümüklü, kirli bir mendil gibi fırlatıp atmazsam ben de adam değilim la. Günaydın Nurşah'cığım. Annem nasıl? Hiç uyumadı. Yani ben de hiç uyuyamadım Afife Hanım. Yalnız bırakmak istemedim. Şimdi kahvaltı hazırlatıyorum ona. Aç karnı ilaçlarını içemez. Zahmet etmeseydin keşke. Şevket Bey hallederdi. Öyle içim rahat etmez benim. Her şeyi ben halletmek istiyorum. Nurşah. Sana geçmiş olsun deme fırsatı bulamadım. Çok zor günler bugünler. Üzüntünü anlayabiliyorum. Ama Orhun her şeyin üstesinden gelecektir. Müsterih ol. Ben de aksini düşünmüyorum zaten. Evet, bu birkaç gün zor. Ama abim bir uyansın, evine dönsün. Sonra her şey yoluna girecek zaten. Hira da yanında. Beraberce atlatacaklar inşallah. Beraber derken? Senin olanlardan haberin yok galiba. Neyden haberim yok? Afetimin canını sıkanın canını alırım. Afetimi benden alacak adamın da ciğerini sökerim lan. Sen mi? Tabii lan. Ne? Beğenemedin mi? Hadi.
Kızım, neyin var? Asıl benim sana sormam lazım anne. Ne oluyor? Az önce bir sürü şey öğrendim ben. Abimle Hira ayrılmış, benim bundan neden haberim yok? Yeterince gerginim. Sinirlerim tepemde. Oğlumun derdine düşmüşüm. Senin bu saçmalıklarını çekemem. Özür dilerim ama asıl saçmalayan sensin. Hira'nın böyle bir şey yapacağına nasıl inanırsın sen? İçeri girecekseniz pek müsait bir an değil. Kendini topla Nurça. Sen neye inanmak istiyorsan inan. Gerçek tektir. Hira abini aldattı. Hira asla böyle bir şey yapmaz. Onu da hepimiz tanıyoruz. Yeter! Abin canıyla cebelleşirken seninle bunları tartışmayacağım. O kadar çok şey yaşadık. Ben evden gittim, sizden uzaklaştım. Ama hiçbir şey değişmedi. Benim yine hiçbir şeyden haberim yok. Buna da bir cevabın yoktur herhalde. Çünkü gittin Nurşah. Sen kendini dışarıda bıraktın. Kapılarını kapattın. Aileni önemsiyor olsaydın yanımızda olurdun. Her şeyi de bilirdin. Siz böyle olduğunuz için gittim ben. Nurşah'cığım, bu kadar incineceğini düşünemedim. Çok üzgünüm. Hadi gidelim. Buradan da kiminiz? Civanım benim, evimin direği, canım erkeğim. Delisin melisin ama bir dediğimi de iki etmezsin. Ay kolum kanadım benim. Uf, nerede kaldın Raşit'im? Ay öldüm meraktan. Stresten de kendimi yemeğe verdim. Uf, bunların hepsi şimdi bana kilo olarak geri dönecek. Ay civanım. Raşit! Ay bu ne hal? Ay gel gel gel. Ay gel kocacığım ay. Ah ne hale getirmişler seni. Giy şunları. Sen bir de karşı tarafa gel. Şu hale bak. Ne hale gelmişsin. Ay geç içeri yaralarına bakalım gel. Ay bakalım. Bir kilo tentirdiyot lazım buna bak. Ay yavaş. Yavaş ola. Yavaş. Ay elleri kırılsın.
mahvetmiş seni. Gitme dedim sana. Gitme, harcar seni dedim. Al işte. Ya Afet'im, ben bozuk para mıyım ki beni harcasın? Boşluğuma denk geldi işte. Yoksa elimi sokup onun canını burnundan. Ay, ay tamam tamam, pardon. Dikkat edeceğim. Acımadı canım. Bütün gece burada bekleriz. Ben de senin için başhekimden özel izin aldım. Orhun Bey'i görebilirsiniz. Hemşire Hanım hazırlamak için sizi bekliyor efendim. Buradan gidebiliriz. Abimin bile acısını sindiremeden şu yaşadığım şeye bak. Hep aynı şey. Dünyalar yıkılıyor, dünyalar kuruluyor. Ama benim yine hiçbir şeyden haberim olmuyor. Nurşah, biraz sakin olur musun? Bak Orhun senden böyle bir şey gizleyecek değil. Abin önce bir iyileşsin, bir kendine gelsin. En çok da annemin söylediği şeyler canımı sıkıyor. Ben gittiğim için bilmiyormuşum. Ben tam olarak bu yüzden gittim işte. Bana böyle davrandıkları için, beni yok saydıkları için. Bak belki bana kızacaksın ama... seni yok saydıkları için değil. Bence seni üzmemek için bunu gizlemişler. Çünkü bazen öyle yapmak gerekir. Sevdiğin birini korumanın en kestirme yolu bazen uzak tutmaktır. Çünkü başka çare yoktur. Sorun da tam olarak burada zaten. Nurşah porselen bebek. Aman üzülmesin, aman kırılmasın. Aman hastalanmasın, aman güçten düşmesin. Sürekli bana zayıf bir kız çocuğu gibi davrandılar. Ve böyle davranarak beni daha da zayıflattılar. Özellikle de annem. Nurşah. Sen benim tanıdığım en güçlü kadınsın. Nurşah? Bu beyefendi de kim? Thank you.
Orhun Bey bundan sonra kalbinde bir kurşunla yaşayacak. Vereyim. Herkes burada senin uyanmanı bekliyorlar. Gitme. Yanımda kal. Kenan, iş arkadaşım. Aynı ofisi paylaşıyoruz. İş arkadaşın öyle mi? Uzaktan pek... Anne lütfen sorgulamayı bırakır mısın artık? Pardon, unutmuşum. Senin daimi işin bu. Şimdi ne yeri ne de zamanı. Üslubuna dikkat et. O zaman sen de bana usulen sorular sorma lütfen. Ben annen olarak soruyorum. Ben de söylenmesi gereken şeyleri söylüyorum zaten. Yapmadılar. Sen gözlerini açtın ya. Ben artık çok daha iyiyim. Merak etme. Hep yanımda mıydın? Beni bırakmadın demek. Bırakamadın. Hepimizi çok korkuttun.
Sen de korkmuşsun belli ki. Hem de bana o kadar kızgınken. Tek şey bu. Bencillik ediyoruz. Herkes iyi haberlerini bekliyor. Ortalık bu kadar karışırken anneme söyleyemedim. Yani hoş, o da benden bir sürü şey saklamış da. Daha ayrı tabii. Yani söyleyemedim işte bizim. Musa. Bak bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Çünkü bu ailenle senin aranda olan bir konu. Abim bu durumdayken yani herkes abinle ilgileniyorken öyle ortaya çıkıp da biz evlendik diyemezdik. Bu doğru olmazdı. Zaman, zemin ve mekan müsait olduğu zaman sen istersen çıkıp söylersin. Ama belli ki işin çok zor. Ya çünkü annen kolay kolay birini beğenecek gibi durmuyor. Yani evet, konu annem olduğu zaman en az Vuslat Hanım kadar zor diyebilirim. Yarışırlar diyorsun ha? Kesinlikle. Olabilir. Hadi o zaman. Teşekkür ederim. Abi. Uyandı. Çok şükür gözlerini açtı. Konuştu benimle. Gerçekten. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım oğlum bana bağışladın. Şükürler olsun. Gözümüz aydın. Oğlumu ne zaman görebilirim? Doktor içeri girdi. Muayene bittiğinde muhtemelen görebilirsiniz. Şuraya ne yapıyorsun? Dalyanımda mutluluk resmimizi kıracaksın. Al şunu. Kimseye buraya taşındığımızı söylemeyeceksin yoksa fena olur. Tamam mı?
Hadi bak. Afet'im, sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Ha? Yeni evimizde nikah mı tazeleyelim, onu mu diyorsun? Olur. Ay yok ben yanım. Ay sen bizi Yılmaz'dan kaçırdın ya, başka hiçbir şey istemiyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Yok öyle kaçmak maçmak. Raşit kimseden kaçmaz. Sırf senin için rahat olsun diye apar topar buraya taşındık ama... Ya nasıl? Ha? Güzel değil mi? Sevdin mi sen burayı? Sevdim, sevdim. Raşit'im ya. Yılmaz bizi burada bulmaz değil mi? Allah Allah. Bulmaz, bulmaz. Rahat ol ya. Da. Aferin be. Benim karnım çok acıktı. Ben gideyim şuradan dürüm falan, kebap mebap mı yaptırayım, ne yapayım ya? Ay yok Dalyan'ım ya. Ben eski evdeki börekleri yeşil saklama kabına koydum. Onları yeriz. Nerede o şey? Hem mutfakta, kolilerin içinde. Diyorsun. İyi tamam, o zaman ben gidip onları ısıtayım. Sen de otur. Şöyle dinlen, rahatına bak abicim benim. Canım benim. Tamam, hadi bakayım. Ay. Müjdemi isterim. Anlamadım. Ne demek müjde? Bilmiyorum ben. Aman yani çok güzel bir haberim var sana. Orhun Bey uyanmış. Yaşıyor. Ne diyorsun sen Gonca? Aslan enişteme bak be. Eniştem keyfini parçaladı desene. Kefeni parçaladı denmez ona. Kefeni yırttı yırttı. Aman neyse ne iste. Bak her şey düzelecek. Onu da iyi. Ya ben sana demedim mi sevenlerin duası kabul olur diye? Vallahi demiştin, demiştin. Allah kardeşimin dualarını kabul etti. Etti vallahi. Ben Halis ablaya da haber vereyim. Lan ne ki getirmişsin bu emektara? Doğalgaz açılacak da, ocağa bağlanacak da, ölmez hem ölme be. O zamana kadar acımızdan ölürüz. Lan iyi ki getirmişim bunu. Bu iş görmüşümdür. Şöyle bir tane de tava lazım. O da orada. Börekler nerede? Yeşil kapaklı saklama kabının içinde demişti. Nerede dedi o ya? Bakayım. Orada mıydı? Lan nerede bu be? Burada yok. Bakayım. İşte be. Burada be. Afede rahat ol dedim ama sen sakın rahat olma Raşit. Sakın rahat olma. Buraya taşındık başındık ama bundan sonra ne yapacağız? Sakın rahat olma Raşit. Neyse. Önce şu börekleri halledelim bakalım. Hadi. Açalım bakalım. İşte bu be. Oh, derya kuzuları bunlar be. Yatıralım tavaya. İşte bu. Lan iyi de çakmak yok. Neyle yakacağım ben bunu? Allah'ım ya. Lan sakın rahat olma Raşit. Bir an önce bir şey yapmam lazım. Bir an önce bir şey yapmam lazım. Önce şu ocağı yakmam lazım. Nereden lan bu çakmak? Thank you.
çene gibi yapışıp kaldı aileye. Ah Hafifeciğim. Onca derdinin arasında bir de bunun varlığına katlanıyorsun ya. Azıcık konuşabilir miyiz? Tabii, konuşalım. Benden gizlemişler ama abimle aranızda geçenleri duydum. Eğer haberim olsaydı olaylar bu noktaya kadar gelmezdi. Ben... Kendini açıklamana gerek yok. Ben senin nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorum. Böyle bir hataya düşmeyeceğine de adım gibi eminim. Sadece abimin bunlara nasıl inandığını aklım almıyor. Nasıl böyle bir hata yapmış olabilir? Ne kadar kırıldığını hayal bile edemiyorum. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, ben her zaman senin yanındayım. Sen o kadar yüce gönüllü, o kadar iyi bir insanmışsın ki, baksana, hala buradasın. Annem ve diğerlerinin sana nasıl böyle davrandıklarını aklım almıyor. Annem bir yana, diğerlerinin abimin bu durumuna senin kadar üzüldüklerini hiç zannetmiyorum ben. Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Şu an önemli olan tek bir şey var. O da abinin sağlığı. Bazı şeyleri geride bırakmanın, dönüp bakmamanın gerektiği zamanlar var. Bu da onlardan biri. Orhun Bey'in yanına girebilirsiniz. Orhun, oğlum. Bizi çok korkuttun. Çok şükür iyisin. Çok ağrın var mı? Yok. Ama duyduğuma göre içeride bir şey unutmuşlar. Kalbinde bir kurşunla yaşamak. Şaşırtıcı. Kaderde varmış demek ki. Daha kötüsü de olabilirdi. Çok şükür iyiyim. Daha da iyi olacaksın. Çok geçmiş olsun Orhun. Hepimiz için çok zor saatlerdi. Ya hem de nasıl? Neyse, gelmiş geçmiş olsun Orhun. Allah bir daha yaşatmasın. Abicim. Canım benim. Sen o kadar yıkılmaz, o kadar güçlü bir insansın ki. Allah sana başka bir dayanma gücü vermiş. Orhun çok geçmiş olsun.
kalabalık etmeyeyim dedim. Sağ ol Kenan. Doktor ziyaretlerin kısa kesilmesini, odada sadece bir kişinin kalması gerektiğini söyledi. Seni böyle iyi gördük ya, çıkarız artık biz. Tekrar geçmiş olsun Orhun. Orhun, biz gerçekten çok sarsıldık. Bir an için artık ümit kalmadı diye düşünüp durduk hep. Ama bak, ne kadar güçlü, ne kadar dirençli görünüyorsun. Çok daha iyi olacaksın, eminim. Ben abinin yanında kalırım. Abimin yanında Hira kalır. Duymadın galiba. Doktor odayı boşaltın dedi. Aynı zamanda bir kişi kalabilir de dedi. Tabii kendisi de isterse. O zaman biz çıkalım anneciğim. Abim de güzel güzel dinlensin. Bir arzunuz var mıydı efendim? Ben de çıkıyorum abicim. Bana ihtiyacın olursa kapının önündeyim. Sen iyi misin? Rahat mısın? Yastığını düzeltmemi ister misin? Ya da başka bir şeye ihtiyacın var mı? Aslında biraz düzeltirsen iyi olabilir. Yok, olmaz. Sen yaralısın. Ben hallederim şimdi.